Aralık 2021'den itibaren toplam 3 kere enerji fiyatlarına, elektrik fiyatlarına ciddi oranda zam yapıldı ve 1 Eylül'de en son yapılan zamla beraber yılbaşından bu yana konut fiyatlarına %109 oranında, sanayiye ise %400'e yaklaşan oranda bir zam yapıldığını biliyoruz. Ve bu aslında bütün toplum için aslında inanılmaz bir katlanılması zor, artık mümkün olmayan bir noktaya kadar geldi elektrik fiyatları. Ne yazık ki önümüzdeki dönemde de bu enerji zamlarının, elektrik fiyatlarındaki artışın hem doğalgazda hem de elektrikteki artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu an bu iş aslında bütün dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Ancak Türkiye burada negatif ayrışan bir ülke. Yani dünyadaki enerji fiyatları artışının da üzerinde bir zam yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla önümüzdeki kışın da vatandaşlarımız için, özellikle yoksul halk için çok zor geçeceğini söyleyebiliriz. Enerjiye yapılan faiz zamlar sonrası elbette bu kış daha soğuk geçecek tüketiciler açısından. Çünkü geçen yıla göre, neredeyse geçen yılki kışa göre bu yıl %250'ye varan artışla bir fatura bedeliyle karşı karşıya kalacağız. Belki Kasım ayında yeniden bir zam daha gelebilecek. Yılbaşında ne olacağını bilmiyoruz. Öngöremiyoruz önümüzü. Çünkü kalıcı ve Türkiye geleceklerine uygun bir ekonomi politikamız olmadığı için önümüzü görmekte de zorlanıyoruz. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Önümüzdeki kışın tüketiciler açısından, özellikle elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları açısından kara kış diyebileceğimiz bir kış geçireceğiz. Yani ayam ayaz olacak. Köyde bizde böyle bir tabir vardır. Şimdi burada aslında TRT payı kaldırıldı biliyorsunuz. Son dönem, yani Nisan ayından itibaren TRT payı yok. Ama işte bir takım vergiler hala faturalarımızda var ve ne yazık ki burada önemli olan kısım şurası aslında. Faturalarımızda bunun açık bir şekilde gösterilmiyor. Yani eskiden biz her kalemin ne kadar tuttuğunu biliyorduk. Şu an bunlar çok açık bir şekilde faturalarımızda görünmüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızda da İster istemez açık olmadığı için bunlar bir belirsizlik, yani faturam doğru mu hesaplanıyor, bir yanlışlık var mı burada, fazla bedel mi ödüyorum diye bir kaygı oluşuyor. Özellikle 31 Aralık'taki o büyük zamdan sonra bize de aslında Elektrik Mühendisi Odası'nda da arka arkaya pek çok vatandaştan başvuru, şikayet olmuştu acaba fatura hesaplamalarım doğru mu diye. Çünkü dediğimiz gibi faturalardaki hesap ne yazık ki artık şeffaf değil. Burada asıl talep edilmesi gereken kısım faturalarda tekrar bu detayların vatandaş için görünür kılınması, ki ondan sonra vatandaş hem hesabın doğru olup olmadığına karar versin, hem de şu an faturalarımıza hangi kalemde ne kadar bedel ödeniyor, bunların takibi yapılabilir olsun. Şüphesiz bu dönem daha fazla, her dönem artar zaten tüketici şikayetleri. Geçen döneme nazaran tüketici şikayetlerinin çeşitliliği de arttı. Özellikle yılbaşından itibaren zamlar ve işte elektrik faturası, doğal gaz faturası, devamında akaryakıt ve gıda faturaları ile ilgili yoğun şikayetler aldık. Şimdi ise ayıplı mallardan ötürü şikayetler almaya başladık. Bunun nedeni de üretilen ürünlerde ve üretilen mallarda standartlara uyulmaması, daha ucuza mal imal ederek tüketiciye sunulması yatıyor ki bu gıdada da aynı şekilde. Dolayısıyla tüketicilerin en çok şikayet ettiği pahalılık, zam ve bunun için neden bir şey yapmıyorsunuz sorusuyla sürekli karşı karşıya kalıyoruz tüketici örgütü olarak. Tabii ki bizlere düşen görevi yapmaya çalışıyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz, tüketicilerin örgütlülüğünü sağlamaya çalışıyoruz zamlara karşı. Ama bugün geldiğimiz noktada asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makasın gittikçe açıldığını görüyoruz. Bilindiği üzere açlık sınırı sadece 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyacını karşılayan bir belirlemedir. Yani yoksulluk sınırı içerisinde olan ihtiyaçların karşılanmasıdır temel ihtiyaçların bütünü. Türk işin belirlediği rakamlara baktığımızda yine ki isim özellikle veriyorum, diğer araştırma şirketleri çok daha üzerinde belirliyor. 21 bin lira olduğu ortalamasını görüyoruz. Böyle bir ortamda elbette kış çok zor geçecek. Ekonomideki belirsizlik daha da bizi çıkmaza sürüklüyor. Özellikle tabii
tüm giderler ya da fiyat artışları, özellikle devletin belirlediği fiyatlar, enerji, doğalgaz, akaryakıt gibi sürekli günden güne zamlanan ve bu üç kalemin de tüketicinin bütün yaşamını ilgilendiren mal ve hizmet alımlarına yansıması maalesef tüketicinin belini bükmüştür. Bugün elektrik zamlarına baktığımızda ise bu artışların, özellikle yılbaşından itibaren yapılan faiz zamların aslında bir nevi zam değil de şirketlere bir sermaye transferi gibi görmeye başladık ve gerçekten de böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani bu büyük şirketlere bir sermaye transferidir. Biraz geriden alarak uzun bir cevap vermek gerekiyor buna. Şimdi şu an yaşamış olduğumuz enerji krizi aslında pek çok boyutu olan bir kriz. Bir taraftan bu global bir kriz. Yani şu an sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok coğrafyasında, Avrupa'da da görüyoruz bunları. Yaşanıyor. Bunun uluslararası siyasete dair olan bir kısmı var. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği bir kısmı var. Ancak aslında yaşananın bir uygarlık krizi olduğunu tespit etmek lazım. Yani hem bir yandan fosil yakıtlara dayalı bir enerji üretim modelinin dünyaya yarattığı çevresel krizler başta olmak üzere pek çok kriz yarattığını biliyoruz. Bunun dışında bu krizin bir başka açıdan da aslında 1980'lerden bu yana dünyanın içinde bulunduğu serbestleşme, özelleştirme ve globalleşme döneminin de tabutuna son çiviyi çakan bir kriz olduğunu söyleyebiliriz. Yani tekrar dünya siyasetinin işte bir takım büyük bloklar halinde örgütlenme üzere olduğu, pek çok açıdan işte serbestleşmenin, gümrük duvarlarının işte yok edilmesinin, bunların ne diyelim kaldırılmasının sonuna geldiğimizi, tekrar bir çeşit korumacılık, bölgeselleşme, bloklaşma eğiliminin dünya emperyalist kapitalist sistemi için tekrar gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ülkeler, coğrafyalar buna bir hazırlık yapmak zorundalar. Aslında uzun zamandır biz bunu söylüyorduk. Yani hem elektrik mühendisi odası olarak hem de toplumsal muhalefetin pek çok bileşeni olarak bu globalleşme dalgasının aslında emekçi halkların zararına bir takım tekeller yaratılması, kamu tekellerinin parçalanıp özel tekeller yaratılması olduğunu ve bunun sonunun yönetilemez bir enerji alanı ve kamu hizmetlerinin yok edilmesiyle aslında yaşananın kamusal kaynakların özel tekellere paylaşılması olduğunu söylüyorduk. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada aslında dün söylene gelen, yani enerji alanı özelinde konuşursak sadece, enerji üretiminin, iletiminin ve dağıtımının yeniden bir doğal teker olan bu alanın kamu eliyle yönetilmesi gerektiği aslında hem bilimin ve mühendisliğin gereği hem de içinde yaşadığımız dönemin aslında ülkeleri zorladığı bir nesnel zorunluluk haline geldi. Yani özelleştirilen, serbestleştirilen, özel sektörün kar hırsına devredilen bu alan yönetilemez olduğu gibi şu an artık ülkeler için bir hani güvenlik krizine de yol açma eğiliminde. Dolayısıyla Türkiye'nin bir an evvel bu inadından vazgeçip siyasi iktidarın ve enerji yöneticilerinin hem bilimin ve mühendisliğin gereği olan, yani teknik olarak tek elden yürütülmesi gereken bu alanı, hem de biraz evvel söylediğim gibi yani dünyanın artık bu globalleşme döneminin yavaş yavaş sonuna geldiği ve yaşanan büyük enerji krizinin de bunun aslında en önemli emarelerinden, göstergelerinden biri olduğu bu dönemde, artık geride bütün dünyayı takip eden değil, hızlı davranan bir noktada bu işin kurgulanması lazım. Tekrar enerji alanının üretim, iletim, dağıtımıyla, kamu eliyle yürütülmesi gerekiyor. Ancak bunu yaparsak hem şu an yaşadığımız enerji fiyatlarındaki artışı engelleyebiliriz, daha fazla artışı engelleyecek bir takım kamucu politikalar yürütme şansına sahip oluruz. Örneğin bir takım sübvansiyon yöntemleriyle global birinci enerji kaynaklarındaki artışı son tüketiciye yansıtmama yönünde iktidarların elinde bir takım enstrümanlar oluşmuş olur. Hem de bu alanda, özelleştirilen bu alanda, özel sektörün
birbiri ardına kendi kar hırsıyla enerji fiyatları üzerinde koydukları maliyetler geri alınabilir ya da o maliyetler zaman içerisinde tedricen vatandaşın gündeminden, faturasından çıkartılabilir. Yapılması gereken açıkçası bu. Tabii bugün bu TRT payı ya da işte diğer enerji fonu gibi fonların rakamı çok düşük. Fakat diğer taraftan esas işte belediye tüketim vergisi var, enerji bedelinin %5'i. Bir de dağıtım bedeli adı altında içerisinde birçok kalem olan işte parakende satış vergisi, kayıp kaçak bedeli gibi daha önceden biz bunları fatura üzerinde görüyorduk. Yani bize gelen faturalarda bunların oranları ve tutarlarını görebiliyorduk. Şimdi toplumda gelen tepkileri dikkate alarak bunları dağıtım bedeli altında gizlediler. Dolayısıyla burada tüketicinin bilgilenme hakkı da, evrensel hak olan bilgilenme hakkı da ortadan kaldırdılar. Biz bunlara da itirazlarımızı verdik ama maalesef burada kamu tüketiciyi koruması gerekirken sermaye büyük şirketleri korumaya çalışıyor ve koruyor da, uygulamaları bu yönde olduğunu görüyoruz. Tabi burada en büyük vergi kalemi, görebildiğimiz en büyük vergi kalemi %18 KDV oranıdır. Faturaya baktığınızda 51-52 lira civarında bir enerji bedeli toplamda görüyorsunuz. Bunun üzeri vergiler ve o dağıtım bedeli içerisindeki diğer kalemlerdir. Yani bir enerji faturası düşünün, %52'si aldığın ürünün bedeli. Yani enerji bedeli, ham bedel. Yuvarlayarak 52 diyorum, 51.70 milyon civarında olması gerekiyor. Geri kalan yani %48 gibi bir rakam vergi ve diğer dağıtım bedeli altındaki diğer giderlerden oluşuyor ki bunların da KDV'sini de, bir de bu giderlerin KDV'sini de bizden KDV olarak alıyor. Örneğin belediye enerji krediden aldığı verginin KDV'sini alıyor. Bu dağıtım giderleri, kayıp kaçak bedelleri vesaire bunların bizden KDV'sini alıyor. Dolayısıyla enerji dağıtım şirketleri enerji dağıtırken yapmış olduğu tüm giderlerin faturasını, hatta enerji dağıtım esnasında havada kaybolan enerji bedellerini, milletin hırsızlamak yolla, kaçak yolla kullandığı enerji bedellerini hepsini faturalandırarak dürüst olan vatandaşın cebine bir hortumlayarak o cebimizdeki parayı aldığını görüyoruz. Yani o kadar bir ballı börek halk arasında deyim böyledir, ballı börek bir hizmet satışı, yani enerji dağıtıyorlar. Üretime baktığınızda işte HES ve benzeri, diğer devletin dışında üretim olan özel şirketler ise HES'lerde özellikle dolar bazında enerjinin tamamını devlete satıyorlar ve garantili bunlar yapılıyor zaten. Devlet alım garantili bu santraller kuruluyor. Aynı şirketler, bakın devlete HES'ler kanalıyla enerji satan şirketlerin enerji dağıtım şirketlerine de ortak olduğunu görüyoruz. Bir taraftan devlete kendi ürettiği enerjiyi satıyor. Diğer taraftan aynı enerjiyi devletten satın alıyor. Yine üstüne kar koyarak tüketiciye satıyor. Yani burada bir rant zinciri var. Maalesef bu rant zinciri kırılmadığı sürece Türkiye'de biz bu enerji sorunu yaşayacağız. Şimdi deniyor ki efendim, İşte dolardaki yükselişmeden, oynamadan, işte dünyada da bu sıkıntı var vesaire. Şimdi gelire baktığınızda dolarla değerlendirmiyorsunuz, TL ile değerlendiriyorsunuz. Ama akaryakıt, doğalgaz ve enerji, ki üçünü de devlet belirliyor, yani hükümet belirliyor şeylerin fiyatlarını. Burada siz doları dikkate alıyorsunuz, dolardaki parametreleri dikkate alıyorsunuz. Bir yıllık verilere baktığımızda Haziran'ı baz alırsak %55 gelirde azalma görüyorsunuz. Faturalarda %42 artış görünüyor dolar bazına vurduğunuzda. Şimdi buradan da gördüğümüz şu, yani TL ile kazanmışız, dolar ile soyulmuşuz. Net olarak bunu ifade etmek mümkün enerji şirketleri tarafından. Çözüm yolu var. Çözümü ise çare. Yani nedir bunun çözümü? Defalarca birçok toplantılarda ve basın açıklamalarımızda da dile getirdik. KODER ve TÜTEF bileşenleri olarak. Halktan yana, doğadan yana bir kamulaştırma politikaları uygulanarak, kamulaştırmaya gidilerek halkın bu enerji sorununu çözmek mümkün. Ve burada EPTK, bir şey daha söyleyelim, biraz önce dava açmak mümkün mü dediniz. Bireysel bazı davaların açıldığını biliyoruz ama biz de yılbaşındaki faiz zam nedeniyle TÜKODER olarak, Tüketici Koruma Derneği olarak EPTK'ya karşı dava açtık, bu faiz zammı karşı.
Kazanır mıyız bilemiyoruz ama dava süreci devam ediyor. Davamızda da EPTK kamu kurumudur. Kamusal yetkisini tüketicinin lehine, tüketicinin korunması yönünde kullanması gerekirken şirketlerin lehine, şirketleri koruyarak kullandığından ayıplı bir hizmet verdiğini düşünürüz ve bu yönde de yasal yola başvurduk. Sonucu bekliyoruz.